Evet, bu bir elektronik opera. Aynı anda bir konser, film gösterimi ve sonunda da bir işbirliği seyretme imkanınız var. Kudlam eski bir opera sanatçısı. Entropik müzik diye bir fikri vardı ve o zamanlar ben de nostaljiye karşı anakronizmin kullanılması fikrine ilgi duyuyordum. Çünkü sanatımla, nostaljiyle savaşmayı amaçlıyorum. Ve işte bu şekilde bir araya geldik. Birbirimizi böyle bulmuş olduk. Desnianski Rayon, Belgrad, St. Petersburg, Fransa ve Ukrayna'da çekildi ve modern mimariyi konu alıyor. En sevdiğim sözlerden biri Nabokov'un "Gelecek köhnenin tersidir" sözü. Binaların bunu temsil ettiğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız bu modern binaların arkasında oldukça eski, neredeyse orta çağı çağrıştıran bir şeyler var. Filmde sondan başa doğru ilerliyor. Orta çağ tablolarını andıran sahneler içeren St. Petersburg'daki savaşla başlıyor. Böyle malzemeleri ancak dışarıda yakalayabilirsiniz. Yani bu tarz şeyler için dışarı, sokağa çıkmalısınız. Zamanımın çoğunu dışarıda geçirip orada bulacaklarımla yüzleşmeye çalışmamın sebebi de bu. İkinci bölümde Paris dışında bulunan ve yıkılmak üzere olan modern bir bina görüyoruz. Belediye başkanı orada oturan insanların hoşuna gitmesi için ışık ve ses gösterileri kullanmış. Işık ve ses gösterileri kaleler dışında diğer binalar için Fransa'da pek sık kullanılan şeyler değillerdir aslında. Geçtiğimiz 5 senede 30 farklı yıkım gördüm. Yıkımlar çok ilgimi çekiyor ve onları olağanüstü makyavelist buluyorum. Binanın yıkılmasına karşı olanlar bile yıkımın gösterisel boyutundan çok etkileniyorlar. Hatırladığım son görüntü de binanın çöküşü. Gerçekten hatırladığım en son görüntü bu. Üçüncü bölüm Ukrayna'da çekildi ve filme ismini verdi. Kiev'in dışında bulunan bir mahallede başlayan çekim, bana Stonehenge'i hatırlatan bu binalarda son buluyor. Zamanda geriye gidiyor, 18. yüzyıl tabloları, bahçeleri, kalıntılarından yola çıkarak Stonehenge'e kadar uzanıyor. Kudlam'la birlikte filmin müziğini yapmamız çok zamanımızı aldı. Müzik gerçekten en önem verdiğimiz konulardan biriydi. Bir müzisyenin ve görsel sanatçının aynı fikirleri paylaşması tabii ki de her zaman mümkün değil. Filmin birinci bölümündeki müziğin Philip Glass'ın Koyaanisqatsi için yaptığı müzikleri anımsatmasını istedim.